Dünyanın sonu ile ilgili senaryolardan biri, biliyorsunuz, uzayın derinliklerinden yönünü dünyamıza çevirmiş bir asteroittir. Önce şunu aradan çıkaralım. Zaten uzun süredir dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Şimdi de bu mu çıktı demeden önce, şu an için ve yakın bir zamanda böyle bir tehlike mevcut değil. Şimdilik rahatız. Ama şimdilik. Yani bu bir ihtimal. Ve NASA gibi kurumların ciddi ciddi bu tip bir tehlikeye karşı eylem planları mevcut. Bakalım yolunu kaybetmiş bir asteroide karşı insanlık ne yapmayı planlıyor? Öncelikle NASA bir asteroidi yok etme planlarına Bruce Willis'i dahil etmiş değil. Biliyorsunuz filmlerde böyle bir risk karşısında ilk akla gelen isimlerden biridir kendisi. Armageddon filmi de buna benzer bir konuyu ele almaktadır. Fakat biz gerçek hayattaki planlara bir bakalım. Geçtiğimiz yıllarda Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA, asteroidleri daha iyi tespit etme, izleme ve yönlerini değiştirme projesi kapsamında Dünya'ya yakın cisimlere karşı hazırlık stratejisi ve ulusal eylem planı adında önemli bir rapor yayımladı. Bu raporda NASA, FEMA olarak bilinen Federal Acil Durum Yönetim Ajansı gibi kurumlarla birlikte tehlikeli asteroidlerin Dünya'ya çarpmasını önlemek veya kaçınılmaz bir çarpma sonrasındaki olası senaryolara karşı detayları paylaştı. Raporla ilgili bir konferans da düzenleyen kurumlar bu konferansta bu olasılık çok düşük gibi görünse de sonuçları çok dramatik olabilir. O nedenle kesinlikle hazırlıklı olmamız gereken senaryolardan biri şeklinde görüş bildirerek olayın önemine tekrar tekrar vurgu yaptılar. Elbette tüm imkanları bu olasılığa karşı harcamaktan bahsetmiyoruz. Ancak belirli bir eylem planının olması önemli. Bu işin NASA'ya düşen kısmı aslında henüz tespit edilmemiş ve tehlike arz edebilecek asteroidleri tespit etmek. Halihazırda tespit edilmiş asteroidleri zaten 7/24 takip ediyor NASA. Ama elbette daha tespit edemediğimiz binlercesi olabilir. Yani NASA astronotları uzay mekiğine bindirerek asteroide gönderip patlatmayı planlamıyor. Bu işin bilim kurgu kısmı. Bunun yerine bir asteroid tehlikesini önlemek veya ortadan kaldırmak için farklı yöntemler mevcut. Bunlar da raporda 5 adımda sıralanıyor. İlk adımda NASA'nın mevcut imkanlarını geliştirerek asteroidlerin daha iyi tespit edilmesi, takip edilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi isteniyor. NASA zaten şu anda Catalina, Pan-STARRS 1 ve NEOWISE gibi yeryüzünde bulunan teleskoplarla uzayın derinliklerini taramaya devam ediyor. NASA'dan yeni projeler istenmese de mevcut projeler ve gelecekteki projelerde bu amaca yönelik daha fazla veri toplanması, bu verilerin de kalitesinin arttırılması isteniyor. Rapordaki ikinci adımda da özellikle Amerika'da bulunan tüm ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon konu ediliyor. Tüm kurumlar olası bir asteroid çarpmasının ne zaman ve nereye gerçekleşeceğinin daha iyi tahmin edilebilmesi için birlikte çalışmaya davet ediliyor. FEMA gibi kurumların özellikle Dünya'ya çarpması olası bir asteroid tespit edildiğinde çarpışmaya hazırlanması ve çarpışma sonrasında felaketi nasıl kontrol edebileceğini planlaması gerekiyor. En önemli konu üçüncü adımda karşımıza çıkıyor. Dünya'yı hedef almış bir asteroid tespit edildiğinde ilk eylem planı olarak bu asteroidin yönünün değiştirilebileceğinden bahsediliyor. Bunun tam olarak nasıl yapılabileceğini kesin olmasa da elbette burada ilk etapta çok güçlü bir patlayıcı bulunan insansız bir uzay aracının bu asteroide gönderilmesi söz konusu olabilir. NASA bu senaryo ile ilgili bir de prova yapmayı planlıyordu. ARM yani asteroid yeniden yönlendirme görevi olarak bilinen bir görevle bu yıl bunu denemek istiyordu. Fakat Trump yönetimi bu projeyi iptal etmişti. Ancak NASA'nın başka bir planı daha mevcut. DART yani çift asteroid yön değiştirme testi isimli başka bir görevin yine bu yıl başlatılması planlanıyor. Bu görev ile fırlatılacak aracın da 2022'de Didymos asteroid sistemine ulaşması planlanıyor. NASA bu görevle bir çarpışma sonucunda asteroidlerin yönünün değiştirilebileceğini kanıtlamak istiyor. Dördüncü adıma geldiğimizde ise burada olayın filmlerde de karşımıza çıktığı gibi sadece Amerika'yı ilgilendirilmediği vurgulanıyor. Bu aşamada bu tip bir tehdide karşı uluslararası işbirliğinin çok önemli olduğu, bu tip bir tehdidin tüm insanlığı ilgilendirdiği ve tüm ülkelerin birlikte çalışması gerekeceği söyleniyor. Bu çerçevede NASA koordinatörlüğünde dünyada farklı ülkelerde asteroid izleme ve haberleşme ağının kurulması ve anlık olarak bilgi paylaşımı yapılması planlanıyor. Planın 5. ve sonuncu adımında da artık dünyamıza çarpması kesin olan bir asteroid tespit edildiğinde tüm insanların nasıl bilgilendirileceği ve bir panik havası ve kaos ortamı yaratılmadan durumun nasıl kontrol edileceği inceleniyor.
Bu noktada elbette önemli olan söz konusu asteroitlerin boyutu. Ne tür bir asteroit ne kadar büyük bir felakete yol açabilir kestirmek biraz zor. Şu anda devam eden çalışmalara baktığımızda 140 metre ve üzerindeki çapa sahip asteroitlerin özellikle tehlike arz ettiği ve küçük görünse de bu boyutta bir asteroidin büyük bir şehirde geniş çaplı bir tahribata yol açabileceği tahmin ediliyor. Ve bu boyutun üzerinde 8000'in üzerinde asteroit tespit edilmiş durumda. Yine tahribatı tam olarak kestirmek zor olsa da elimizde birkaç tane örnek mevcut. Örneğin bu zamana kadar kaydedilmiş, dünyamıza düşen en büyük asteroid 1908 yılında Sibirya'ya düşen ve Tunguska olayı olarak da bilinen bu olayda görülmüş. Ve asteroidin çapı da sadece 30 metreydi. Bu fotoğrafta bu boyutta bir asteroidin New York'a düşmesi durumunda etkilenebilecek bölgenin boyutu gösteriliyor. Diğer bir örnekte henüz 2013 yılında Rusya'da düşen ve 19 metre genişliğinde olan Göktaş. Saatte yaklaşık 60 bin kilometre hızla hareket eden cisim, Güney Ural bölgesini geçtikten sonra parlak bir ateş topuna dönüştü ve Chelyabinsk semalarında yerden 15 ila 25 kilometre yukarıda patladı. Yaklaşık 500 kiloton TNT gücündeki açığa salınan enerjinin tamamına yakını atmosfer tarafından emildi. Çoğunluğu şok dalgasının etkisiyle parçalanan pencerelerden dolayı 1500 civarında kişi yaralandı. Bölgedeki 6 şehirde 4300'den fazla bina hasar gördü. Yani sadece 19 metrelik bir cismin bile bu denli büyük bir etkiye sebep olduğu düşünüldüğünde NASA'nın bu işi neden bu kadar ciddiye aldığını anlamak zor değil. Yine başta da söylediğimiz gibi, şu an için neyse ki böyle bir tehlike yok ve umarız hiçbir zaman bunu yaşamayız. Fakat her zaman tedbirli olmakta fayda var. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.